Benim kendi araştırmalarıma göre Siriuslu canlar, Atatürk Siriuslu ve Atatürk yani hakikaten gelecekten gelen adam diyorum ben ona. Mustafa Kemal Atatürk her şeyi biliyordu ve görevli olarak gelmeyi seçti. Hakikaten muhteşem bir varlıktır. O yüzden biz çok şanslıyız. Biliyorlardı canlar, biliyorlardı. Biliyorlardı. Bakın bunlar bilirler. Bunlar doğduğu andan itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyorlardı. Bunlar hala başka Mustafa Kemal Atatürkler var, onları da biliyorlar. Bunu böyle bir bilesiniz. Bunun da altını bir çizmek istedim. Canlar. Tarsus kazısını çok konuştuk yayınlarımızda. Şimdi tekrar konuşmayalım. Cennet, cehennem bunların dışında canlar. Evet. Başka şimdi bundan sonra gelecek sorulara biraz bakayım. Evet. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk öldürüldü. Mustafa Kemal Atatürk'ü öldüren adam da Yaveri, kimdi lütfen birisi yazar mı, adını hatırlamıyorum. Yaveri tarafından yavaş 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 zehirlendi. Ve güya Yaveri Mustafa Kemal Atatürk öldü diye kapıda hani intihar etti ya merdivenlerde. İntihar falan etmedi. O da öldürüldü. Mustafa Kemal Atatürk tabii ki öldürüldü. Birçok şey gibi öldür. Yani ben şimdi burada söylemeyeyim. Yani ne zaman Türkiye devletlere dönse bir yüz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmiyorum. Sonrasından bahsediyorum. Yani Turgut Özal gitti geldi bakın. Birleştirme hevesi vardı Türk devletlerine. Öldürüldü hatta limonatanın içine sonradan 2 gün 3 gün sonra patlayan nanoteknolojik maddeler konulduğu söyleniyor değil mi? Yani bana göre rahmetli Menderes de bir sürü hata yaptı, bir sürü yanlış yaptı gerçekten. Oraya gitti geldi ondan sonra öldürüldü. Yani hakikaten ne çok şey, ne çok oynadılar bizimle. Artık bundan sonra biraz uyanalım olur mu? Bizi yani ne olursunuz artık sağcısı, solcusu, dinlisi, dinsizi yapmayalım artık. Ya yani yapmayalım. Anadolu bizim topraklarımız. Biz artık bir şekilde bu Anadolu'ya sahip çıkalım ve zaten reset zamanı inşallah resette onların elinde patlayacak canlar. Ben resetin onların elinde patlayacağını düşünüyorum. Bu defa artık bu defa uyanıyoruz. İnşallah 1988 yılında bir manyetik ayarlama yapıldı. O zamandan sonra bir yükseliş başladı. Bu yükselişle birlikte bir cevap geldi. Ben her şeyin iyi olacağını düşünüyorum kendi adıma canlar.